Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ayça Zafer ve bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerin karşısındayım. Bugün günlerden yengeç, aynı zamanda yengeç dönemindeyiz. Bakalım kahve fincanından neler görebileceğiz sizler için, neler hissedebileceğiz. Evet, açılırken güzel bir enerjisi oldu ve bir ses çıktı. Yani acaba size nimetler geliyor mu diye düşündüm sevgili yengeçler. Şöyle netleştireyim bakalım. İçinde neler var? Sizler için neler görüyoruz ben? Açar açmaz gördüm. Onlara birazdan değineceğim. Burada bakalım şöyle. Siz neler görebiliyorsunuz? Siz şöyle bir bakın derim. Daha sonra ben yorumuma geçeceğim. Şimdi ilk olarak sevgili yengeç burçları, ben 9 sayısını görüyorum. Yani 9 sayısının sizler için bir anlam, önem, gayesi var mı bilmiyorum. Ancak ilk olarak 9 sayısını size de göstermek istiyorum. Şurada net bir şekilde gördüm. Şimdi belki 9 Temmuz, 19 Temmuz ya da 29 Temmuz sizler için önemli bir zaman dilimi olabilir. Ve burada yani bir büyüteç var sanki ve o büyüteçle bakan bir erkek çıkmış. Şimdi bu büyüteçle bakma anlamı neyi taşır? Büyüteç her zaman hayatımızda hani böyle gözümüzle baktığımızda cam gibi büyüten bir nesnedir. Yani demek ki hayatta bir şeyleri daha net izlemek istiyor. Kısacası burada şunu söyleyebilirim. Yani hayatınızla alakalı şöyle bir bakacaksınız ne istediğiniz ve ne görmek istediğinize. Şimdi bence güzellik her zaman bakan gözdedir. Yani ben güzel yorumlar da yaptığımı düşünüyorum. Bu işin gerçekten bence Şampiyonlar Ligi'yim. Çok yıllarımı verdim çünkü tecrübe sahibiyim elbette. Ama şimdi bazen hani öyle kişiler oluyor ki mesela ben bir yorumumda yengeçlere şunu söylemiştim. İşte doğum gününüzü kutluyorum ondan sonra. Güzel yemekler yiyeceksiniz demiştim. Ve bir yorum geldi. Hani biz şey miyiz? Biz neden yemek yiyoruz diye. Yani hani sanki o insan değil, sanki o hayatında hiçbir zaman yemek yememiş. Yani ben hayatımda her zaman tek bir şeyler çalıştım, başardım ve çok şükür yani nimetler eksik olmadı. Burada mümkün olduğunca zaten beni izleyen insanlara güzel bir enerji katmaya çalışırım bir içerik üreticisi olarak. Yani kısacası burada onu bugün söylemek biraz böyle diyor yorumlardan dolayı içimden gelmedi. Mesela Serenay Sarıkaya'nın bugün doğum günü 1 Temmuz. Sadece kendisine söyleyebilirim ve şunu ekleyebilirim. Mesela Serenay Sarıkaya hayatta böyle bir şey söylemez. Niye? O da tek başına çalışmış, bir yerlere gelmiş bir insan ve sonuçta o da bir sanat üretiyor. Ben de burada bir sanat üretiyorum ve telveleri konuşturuyorum kısacası. Sanat sanattır, insan insandır. O yüzden bence yani hani yorumlarda biraz daha vicdanlı, biraz da emeğe saygı göstererek bunu yapmakta fayda var diye görüyorum. Ben bu işin mutfağına hakimim çünkü. Bunun haricinde neler görebildim yine yoruma devam edeceğim elbette. Çünkü kitleler değişir, izleyenler değişir. Burada şeritli bir yol olduğunu görüyorum. Kısacası bu şeritli yol güzel bir noktaya doğru ilerliyor. Hatta şu bir yol, şu da
hemen içindeki şerit olarak çıkmış. Yani bu böyle güzel bir yere doğru gidiyor olarak gözüküyor. Burada bakayım. Başka neler var? Başka neler gözüküyor? Yani bir düşünce balonuna benzettim. Ya da işte öyle bir şey. İki kişi konuşması var. İki kişi birbirine benzer nitelikte, karakterde kişiler olarak çıkmış. Yani bu iki kişi arasındaki konuşma tam olarak neyle alakalı bilemiyorum. Ancak burada yani konuştukları şey bir arkadaş olarak çıkmış daha çok ve bu güzel bir konuşma olarak gözüküyor. Yani burada başka neler gördüm diye şöyle bir baktığımda hayatınızda varsa, hedefleri olan kişiler varsa onun için şunları söyleyebilirim. Hedefler iyidir, belirlemek ve ilerlemek gerekir. Siyah bir ayakkabınız var mı? Bunu merak ettim. Çünkü neden siyah bir ayakkabı? Şimdi siyah bir ayakkabı güzeldir. Ve burada hani belki topuklu, belki hani böyle daha rahat bir ayakkabı ama şöyle bir şey var, bir değişim var. Yani böyle hani daha şık bir ayakkabıyla ilerleyeceksiniz. Kesin buna da diyelim dur. Ay bir şık konuşuyoruz diye. Umarım ki yani bilmiyorum. Ben şık hareketler yaptığımı düşünüyorum. Mesela futbolda öyledir yani. Şık hareketler falan. Deyimi vardır. O da işte yeteneği konuşturmak anlamındadır. Ben de burada şık hareketler yapıyorum. Yani kısacası şunları söyleyebilirim. Şöyle iç benliğine bir baktığınız ve iç benliğinizden bunu dış dünyaya nasıl yansıtabileceğinizi düşündüğünüz zaman sizleri bekliyor diyebilirim. Yani burada bazı şeyleri incelikle yapmak önemlidir hayatta. İncelik her zaman kazandırır insana. Her zaman iyi düşünen için iyi olur. Bu da ince ruhların aslında hayattaki başarısının sırrıdır sevgili arkadaşlar. Benim görebildiklerim bu kadar. Hayırlara vesile olsun. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka yorumlarda görüşmek üzere.